Herkese merhaba. Basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitimi diyorsun sizlere. Yerde bol eldiğin hareketleri nasıl yapılır onları göstereceğim. Tekrar merhaba basketbol severler. Biliyorsunuz bol elding basketbolda olmazsa olmaz hareketlerimizden, drillerimizden bir tanesi. Mutlaka bunu antrenman başlarında özellikle off sezonlarda yani yazın mutlaka yapılması gereken drillerden bol elding drillerini biliyorsunuz. Şimdi daha önceki videolarımda göstermiştim işte hareketli bol elding nasıl yapılır? Bol elding hareketleri nedir? Başımızdan çevirmek, belimizden çevirmek. Ondan sonra ayağımızdan dediğim gibi işte elimiz uzatıyoruz. Çeşitli bol elding hareketleri vardı. Şimdi bir de bunun devamında bir video yapmak daha istedim. Bu da yerde yapılan bol elding hareketlerini de göstermek istiyorum. Bunlar da çok önemli. Bu da çok çok el hakimiyetimizi geliştiriyor. Topla vücudun bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Mutlaka bu hareketlerin de yapılması gerekiyor. Şimdi bunu ben size göstereyim. Evet, oturalım şimdi yere. Önce sağ ile başlayacağız. Ayaklarımız mutlaka kural bir. Mutlaka ayaklarımız düz ve dik bir şekilde olsun. Ayak parmak uçları yukarı göstersin mutlaka. Önemli. Yani bu açık da olabilir böyle ama önemli olan tabii ki daha dik durması, daha bir stabil şekilde durmak daha iyi olur. Önce sağ elle dribbling yapacağım. Alçak dribbling yapacağım önce. Sonra videonun ilerleyen zamanlarında yüksek dribbling, alçak dribbling işte önde arkada ileri geri yapacağız. Bunları size göstereceğim. Bunları mutlaka da antrenmanlarınızda normal bol elding hareketlerinden sonra uygulayabilirsiniz. Ya da daha sonra bir gün yer bol eldingi, diğerse gün de normal bol elding hareketlerini yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Sağ elle dribbling yapıyoruz. Normal parmak ucunda top gene avuç içimize değmiyor. Dirsek ve kollar düz, kırmıyoruz dirseğimizi böyle. Sadece önde yapıyoruz şu anda, uzattık önümüze. Biraz vurduk gördüğünüz gibi. Önde yaptık. Mutlaka vücudumuzda ağrılar olacak, kollarımızda, bacaklarımızda. Bunlar gelişmemizi sağlayacak. Lütfen hemen bırakmayın, devam edin, oyuncularınıza söyleyin. İleride gelişecek bütün kaslarınız. Uzattık kolumuz sahilde, hemen şimdi yanımızda yapalım. Tabii burada amaç topa bakmamak, karşıya bakacağız. Ben de mikrofonu kadar sizle konuşup yapmaya çalışacağım. Evet, tekrar öne yapalım. Evet, güzel. Hemen tekrar yanımıza aldık. Gördüğünüz gibi. El dayayabilirsiniz, fark etmez. Üzerinizde durabilir. Şimdi geri yapalım arkaya. Arkaya, arkaya, arkaya. Mümkün olduğu kadar burada amaç, mümkün olduğu kadar topu arkaya doğru getirmek. Tekrar öne. Devam ediyorum. Tekrar yanıma aldım. Tamam, stop, yeterli. Çok uzatmayacağım. Ondan şimdiki yapacağımız gene sağ elle yapacağım. Bu sefer öne arkaya yapmaya çalışacağım. Aynısı. Başladık. Öne arkaya. Öne attım. Arkaya atabildiğiniz şekilde atmaya çalışın. Bu da önemli. Öne arkaya yaptık. Yeterli. Şimdi alçak. Daha alçak yapıyoruz. Ve yüksek. Tekrar alçak. Tekrar yüksek. Tekrar alçak, tekrar yüksek, tekrar alçak, tekrar yüksek. Yeterli. Şimdi sol tarafa geçelim. Gene tekrar bu sefer sol elle yapacağım. Kolum tekrar dik, ayaklar parmak uçları karşıya bakıyor. Dediğim gibi tekrar parmak uçlarımızı yapıyoruz ve avuç içime top değmiyor. Mutlaka 5 parmağımın bütün
noktalarına değinmeye çalışalım. Evet, şimdi yanımıza alalım. Bel hizamıza. Evet. Tekrar öne yapalım. Tekrar yana. Bu gerçekten çok iyi bir drill. Yerde de bunları yapmak inanılmaz size katkı sağlayacaktır ve gelişmenizi sağlayacaktır. Şimdi arkaya doğru tekrar mümkün olduğu kadar elimizi arkaya doğru atıyoruz. Tekrar geldik öne. Tekrar ortaya. Tekrar geri yapalım. Yeterli. Şimdi gene çok alçak ve yüksek dripling yapacağız. Başladık. Alçak dripling. Yüksek yapalım. Alçak yaptık. Yüksek yapıyoruz. Alçak yaptık. Yüksek yapıyoruz şimdi tekrar. Alçak tekrar. Yüksek. Tamam, yeterli. Şimdi ayakları açalım biraz. Birer tane sağ ile vurup tekrar geri alacağız. Sağ, ortaya, öne. Sağ, ortaya, sola. Sola, ortaya, sağ. Tamam, böyle yapacağız. Gene çok yüksek yapmayacağız. Normal diplikle yapacağız. Bir kere daha yapayım. Tamam, şimdi sol elle yapmayı deneyelim. Bir daha. Ops. Yeterli olabilir. Tamam. Bunu tekrar deniyoruz. Şimdi ayağımızı kaldırıyoruz bir tanesini. Sadece sağ ayağımdan topu geçireceğim. Başlıyorum. Tabii ağrıyabilir kasıklar. Normal. Yeterli. Şimdi solu kaldırıyorum. Tabii bu karın kaslarına da çok etkili bir hareket. Bunu da mutlaka yapacaksınız. Devam ediyorum. Şimdi evet, ikisini beraber yoruldum. Evet, kaldırdım. Çok da kaldırmak istemiyorum kameraya kadar ayağımla. Evet. Bunu yaptık. Şimdi şunu yapabiliriz. Dizlerimde normal dripling yapacağım. Bel hizamda. Yine karşıya bakıyoruz. Şimdi yüksek yapalım. Omuz hizamda. Tekrar indirelim. Tekrar yükseltelim. Tekrar alçak yapalım. Tekrar yüksek. Tekrar normal. Yeterli. Sola geçelim. Mümkün olduğu kadar topu sert vurmayı, topa sert itmeyi hedefleyin. O zaman tabii ki de
Arka kol kaslarınız daha çok gelişecek. Ön bilek kaslarınız. Yükseltelim. Omuz hizasında. Tekrar alçalttık. Tekrar yükselttik. Tekrar alçalttık. Yeterli olur. Son bir hareket daha göstereceğim. Ayağım önde. Sağ ayağım. Bacak arasından yapalım. Karşıya bakmak en iyisi zaten. Hafif sektiriyoruz. Çok sert vurursak ayağımız da çarpabilir. O yüzden yumuşak hareketlerle biraz daha topu ileri geri atarak yapabiliriz. Diğerine geçelim. Aynısını burada da yapıyoruz. Bu hareketleri arttırabiliriz. Sayısını, hareketi çeşitliliğini arttırabiliriz. Sanırım bu kadar yeterli. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Lütfen bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çünkü kanalım biliyorsunuz sizlerle beraber büyüyecek. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.